İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Erzincan'da deprem. Ermenistan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Yerevan'da bir araya geldi. Rusya ve Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanları Artsakh'taki durumu tartıştı. Bugün Suriye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Artsakh'ın ürünleri adlı sergi fuar Yerevan'da gerçekleşecek. Kuzey Irak'ta 8 Türk askeri öldürüldü. Batı Ermenistan'ın doğa harikası göller ziyaretçilerini bekliyor. Şuşi Tarih Müzesi Müdürü Aşot Artunyan ile röportaj. Gelen son dakika haberine göre Batı Ermenistan'ın Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'ın yanı sıra Batı Ermenistan'ın bazı ilçelerinde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD'dan alınan bilgiye göre saat 0.37'de merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde zeminden 5 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Aray Vazyan, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif ile Yerevan'da yaptığı görüşmede hiç şüphe yok ki Ermenistan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne yapılan bu taciz, Azerbaycan'ın geçen yıl 27 Eylül'den beri Artsakh halkının kendi kaderini tayin hakkına karşı başlattığı savaşın ve Azerbaycan'ın bölgesel barışı tehlikeye atan eylemlerine yetersiz uluslararası ve bölgesel tepkinin doğrudan bir sonucudur. Azerbaycan, cezasızlık duygusuyla sarmalı, bölgesel istikrarla ilgilenen ülkelerin çıkarına olmayan yeni jeopolitik gerçeklikler yaratmaya çalışıyor. Bu koşullarda bölgesel ortaklarımızla diyalog oldukça önemlidir diye açıklamada bulundu. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan çarşamba günü gazetecilere verilen demeçte Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun salı akşamı Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Varshak Harutyunyan ile bir telefon görüşmesinde Artsakh Dağlık Karabağ'daki durumu tartıştığı ifade edildi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı görüşmede bölgedeki durum ve Rus barış gücü birliklerinin Artsakh Dağlık Karabağ'daki görevlerinin uygulanma alanlarındaki durumun yanı sıra karşılıklı ilgi uyandıran diğer konularında ele alındığını kaydetti. Suriye'de bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı Tertayem tarafından bildirildi ve favorinin şu anki devlet başkanı Bashar Esad olduğuna dikkat çekti. İçişleri Bakanı Muhammad Rahmon, Şam'da düzenlediği basın toplantısında 18 milyon kişinin 12.102 sandıkla seçime gideceğini belirtti. Rahmon, yetkililerin Ermencisi Tagavarak olan koronavirüs enfeksiyonu tehdidini dikkate alarak gerekli sağlık ve önleyici tedbirleri önceden aldıklarını kaydetti. Vatandaşların rahatlığı için her şey yapıldı. Tek yapmaları gereken sosyal mesafeyi korumak ve koruyucu maskeler kullanmak diye vurguladı. Başkanlık için 3 aday yarışıyor. Esad, eski milletvekili Abdullah Salum Abdullah ve vatansever muhalefet temsilcisi Mahmut Ahmet Murayi. Suriye'de Cumhurbaşkanı 7 yıllık bir görev için seçiliyor. Yerevan Büyükşehir Belediyesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler Departmanı tarafından bildirildiğine göre Yerevan Büyükşehir Belediyesi 30 Mayıs saat 13:22 arasında Stepanakert Yerevan İşbirliği çerçevesinde Haçkarlar Parkı'nda gerçekleşecek olan Artsakh'ın ürünleri başlıklı sergi fuarına katılmaya davet ediyor. Adres Cumhuriyet Meydanı metro yakınında. Kaynağa göre sergi fuarında yaklaşık 30 Artsakh firmasının ürün ve hizmetleri sergilenecek. Ziyaretçiler Artsakh'ın yöresel yiyecek ve içeceklerini tatmanın yanı sıra satın alma fırsatına sahip olacaklar. Artsakh'ın otel hizmetleri, halı dokuma, tekstil üretimi ve el sanatları ayrı pavyonlarda sunulacak. Türk ordusunun medya savunma alanları ve Başure Kürdistan'a yönelik bombardımanı da devam ediyor. 25 Mayıs günü saat 3'te Metina bölgesinde bulunan Kanimasi nahiyesine bağlı Miska köyünün çevresi savaş uçaklarıyla bombalandı. Bu bombardımanda köy halkına ait bağ ve bahçelerde maddi zararlar meydana geldi, köyde bulunan kilise de zarar gördü. Bazen Zagros'a devrimci hamlesi çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerde 8 işgalci Türk askeri öldürüldüğü tespit edildi.
Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in Ahlat ve Acil Cevaz ile Muş'un Varto ilçelerinde her yıl çok sayıda yerli ile yabancı ziyaretçi ağırlayan göller, Ermencisi tagavarak olan yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalarının kaldırılmasıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Tarihi yapılar ile adeta açık hava müzesi konumundaki Ahlat'ta Nazik Gölü, Süphan Dağı eteğinde bulunan Aygır, Arin ve Cil gölleri ile Varto'daki Hamurpet Gölü eşsiz doğası, temiz havası ve doğal güzellikleriyle insanları cezbediyor. Kesin korunacak hassas alan ilan edilen farklı büyüklük ile derinliklere sahip tektonik ve volkanik göller, ilkbaharda çevresinde açan rengarenk çiçeklerin masmavi sularla bütünleşen manzarasıyla ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sayarak bitmiyor tarihi vatanımız olan Batı Ermenistan'ın harika yerleri. Sevgili yurttaşlarımız, şimdi vatanımızın güzel yerlerini ziyaret etmenin tam zamanı, özellikle yaz aylarında şayet vaktiniz ve imkanınız varsa mutlaka bu gölleri görmenizi tavsiye ederiz. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV salonunda Şuşi şehrinin Tarih Müzesi Müdürü Aşot Arutunyan bize müzede yer alan sergiler ve bunların önemi hakkında konuştu. Ortak kuruluşlarını ve müzeyi ziyaret eden önde gelen kurumların yönetim kadrosunu, özellikle Harvard Üniversitesi öğretim kadrosunu tanıttı. Kendi geliştirdiği ve müzede kullanılan yönetim yöntemlerine atıfta bulundu. Müze müdürü kültürel etkinlikleri hatırlatarak bu etkinlikler sayesinde Şuşi halkının kale şehrini daha detaylı tanımaya başladığını, onu gerçekten sevdiğini vurguladı. Videoyu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayren adlı topluluk tarafından seslendirilen Ay Asina adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.